Tamam, çekim başladı. Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 21 Şubat 2023. Bu aşımız geçen yıl tutmamıştı. Su sürmüş, yakmış. Şimdi bunu bugün aşıya başladık. Bunu oyma aşı yaptık. Gördüğünüz gibi aşımızı bitirdik. Şeylerini sürüyoruz. Çekicim yapacak olan olmadığı için kendi başıma yaptım. Bir abi geldi sağ olsun. O telefon tutmuyor. Evet. Bu özel garmış olduğumuz çamur. Mesela bu killi çamur, kil bildiğimiz, kilden yapma bir çamur. Aşımızı bitirdik. Çamurla buradan hava almamasını sağlıyoruz. En alttaki yerleri, izleri kapatmıyoruz. Oralardan da ağlama kanallar oluşturuyor. Şu altta kalan yerler, şunlar kadar doldurmuyoruz. Oradan da ağlama yeri kalacak. Görüldüğü gibi. Arkadaşlar, aşı bitti. Bunu biliyorsunuz, gerisinde zaten anlatmaya gerek yok. Bu oyma aşımız. Bu da eğri çakımız. Evet, bu yeni yaptığımız eğri çakımız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bunları kendim yapıyorum. Kendi ihtiyacımı karşılıyorum. İsteyen arkadaşlara da gönderiyorum. Evet. Ben Ceviz'de de Arif Gökçe. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoşça kalın, Ceviz'de kalın. YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. Diyeceksiniz aşı için erken. Arkadaşlar, gece ile gündüz sıcaklıkların arası 10 derece. Yakaladığımız anda aşıya başlayabiliriz ama oyma aşı yapabiliriz. Bir de ne yapabiliriz? Sayın kamerayı kapatmışım ki ben. Şu kamerayı çekiyor. Şuraya kamerayı ha. Oyma aşı, bilcikli aşı, yarma aşı yapabiliriz. Nisan'ın 5'i gibi falan da olduğu zaman artık kabuk altı aşılara başlayabiliriz. Tabi kabuk verdiği takdirde Nisan olmasa da bölgelere göre değişir. Mart'ın 15'inde de yapabilirsiniz. Ama şu anda oyma aşı, İlcikli aşı, yarma aşı yapabiliriz. Evet. Hoşça kalın, Ceviz'de kalın arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Ben sen bunu şeye veriyorum, internete mi veriyorum? Hı hı, benim kanalım vardı orada. İyi abi. Çamurumuz özel yapılmış bu çamur arkadaşlar. İçinde gülleci de koyduk. Neden koyduk? İnsektisit, fungisit, akarisit gibi hastalıklar olmasın. Kalemlerimizi yerleştirdik. İnşallah bu sefer tutar. İyi bakarlar. Alttaki çizikleri tekrar açacağız. Geçen yıl tutmamış bu aşı. Bazı arkadaşlar diyor tutmayan aşı olmuyor mu diye. Evet, tutmayan aşı olmuş bak işte. Şuradaki aşılarımız yer tutmuyor. Birden tutmamış. Bir de gölgede arkadaşlar, ağaçlarımız gölgede ise böyle gölge olan yerlerde aşı çalışmıyor arkadaşlar. Aşı çok küçük kalıyor. Evet. Başka ne anlatabilirim size? Bakın burada aynı yıl içinde yaptığımız aşılarımız var. Onlar coşmuş. Çok da güzel tutmuş böyle. Gördüğünüz gibi. Ama o ağacımız ağladığı için orada aşı tutmamış.
Bunu da görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, iki taneydi. Budadık. Yarayı kapattığı için. Yarayı kapattığı için böyle kocaman bir ağaç olmuş. İlerideki aşımız da tutmuş. Şu taraflarda da var ama onları göremiyoruz. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, cevizde kalın.